Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet'le birlikte internette bulunabilecek en ucuz oyuncu ekipmanlarını inceleyeceğiz. Daha ucuzu var diyebilirsiniz ama buradaki olayımız şu. Bak burada ne yazıyor? Gaming. Burada ne yazıyor? Oyuncu. Oyuncu. Ve profesyonel oyuncu bu arada. Evet. Geleceğiz ona. Burada yine gaming mouse. Yani evet. Gaming kelimesi içinde geçen en ucuz ürünler bunlar. Şimdi sana bunların fiyatını bir söyleyeyim kardeşim. Evet. Klavye ile ilgili fikrini alayım. 80 lira. Daha fazlası kesmez diyor. Mami? 65 lira ben ya. Arkadaşlar bunları da vur dedik öldürdü. Klavyemiz 119 TL. Yalnız kokuya gel. Ay nereden bunu çalışırsak ölürüz ha. Şu anda videoya devam edebilecek miyim demeyeyim. Bu arada Mami geliyor mu sana? Bak bir... Gerek yok. Bak şöyle bir... Kalitesiz plastik kokusu vardır ya, onu aldınız, kestiniz o kokuyu. Ürünün markası Hi-Tech arkadaşlar, anladığımız kadarıyla. Evet. Hi-Tech'in Gaming serisi. Evet. Bu da model Gaming'miş. Bunun Gaming denmesinin sebebi muhtemelen arkadaşlar bu gördüğünüz WASD ve yön tuşlarının renkli olması. Kablo çok net bir plastik. Ya eski tip bir örmesi mörmesi ya da çok kaliteli plastiği yok. Bu yüzden kısa sürede sıkıntı yaratabilecek cinsten denebilir. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok kalite beklemiyorum zaten. İşlevi bence şu anda kalitesinden daha önemli bu fiyata göre. Evet. Anda bir gaming klavye almaya kalksan 2000 liradan aşağıya çıkmaz. 120 liralık bir klavyemiz var. Şimdilik kenarda. Az sonra komple bir deneyim yaşayacağız zaten. Kutuyu kenara aldım. Ben mousepad konusunda aşırı cimri bir insanım. Her zaman ucuz mousepad'i bulmaya çalışıyorum. Şöyle bir parçaya çok para vermek istemiyorum. Eğer 100 liranın altındaysa bence çok okey ya, öyle söyleyeyim. Sen nasıl cimrisin oğlum? 100 lira altına mousepad bir sürü bulursun. Mami dedi ki 25. Tam 69 lira ya. 38 lira arkadaşlar. İyi. Yani mousepad bu arada ben o konuda sana katılıyorum. Hani çok aşırı parayı hak etmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim için mousepad'in tek olaylı biraz büyük olması. Ya bu mesela benim kullanacağım mousepad değil. Kaliteden dolayı değil bu arada. Ya altı öyle işte kaydırmaz plastikmiş falan filan. İşte tutuyor işte. Bak şunu mesela bir zamanda 180 liraya aldık. Bak işte. Hayda halı gibi. Halı gibi. Yani bu bence mesela çok iyi. Zarar görüyor mu hızlıca? Ne yapıyorsun oğlum? Kullanacağız onu. Dur. Yani şöyle buradan asıldık olmadı ama şuradan ilk asıldığımızda elimize geldi. Ama işte dediğim gibi fiyatına göre bence okey ya. Okey ama ya biz şu anki ekonomiden bakıyoruz. Bence şu mesela bence 10 lira olmalı, öyle söyleyeyim. Geldik mouse'umuza. Bu da Dexim. Dexim markasını ben bu arada gerçekten ilk defa duydum. Hani ben bir Everest, bir Trust falan bekliyordum. Ya o markalar biraz daha düşük bütçeli bilgisayar kullananlara karşı ürün yaptığı için bunun bir ürünü kullanıyorsanız da lütfen bize yazın nasıl çalışıyor, biz de öğrenmiş olalım. Hazırsan açıyoruz. Ben hazırım kanka. Normalde mouse'un altında arkadaşlar şu tabaka ayrı bir maddeden yapılır ve kayma konusunda ona bir kolaylık sağlar. Burada sadece bir kabartma koyulmuş. Şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Yani. Bunlar sonuçta gaming itemları. O yüzden normal bir mouse'dan bana daha özellikli bir şeyler sunması gerekiyor. Makrosu var mı onun? Oğlum önce tuşları var mı diye soracaksın. İşte mesela öyle özellikleri de bir noktada sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman gaming mouse olmasının bir anlamı kalmıyor. Yani sadece elime oturdu bilmem ne falan gibi bir durum. Ya şöyle bakınca da sanki her yerinden bir tuş vurulayacakmış gibi duruyor ama hiçbir tuşu yok. 3 butonu varmış. Sağ, sol, orta. Scroll bu kadar. Yapabiliyor musun bu arada? Artık internette sağ aşağı yukarı inersin zaten. Hani manuel yapıyorsun. Hani böyle şey vardır ya, bir basarsın. Ya çok kaliteli plastik olduğu söylenemez. Ben kendi adıma bu mouse'u almam. Bunun yerine gerçekten en azından normal bir tipi olan bir ofis mouse alsanız aynı işlevi sunuyor çünkü. DPI değişebiliyor mu bu arada? Hayır. Hayır değişebiliyor. Yani şeyden, 1200 DPI. Denetim masasından fareye gireceksin. Oradan tamam, sensi değiştireceksin. Başka bir şansın yok. Tamam yani mesela DPI okey, abartılı bir şey olabilir. Sonuçta ayarlanabilen bir şey ama makro tuşlar abi bir tık önemli gibi düşünüyorum. Evet. Bu arada yani ele oturma diye bir şey yok. En azından 2 tane makro tuşu olsa. İnternette gaming mouse yazdığınızda karşınıza çıkan en ucuz mouse. Kaç para diyorsun lan bana? 49.90. Şokta çalışıyor da kendisi. 25 liranın üstüne veremem gibi duruyor ya, bilemedim. Ya oğlum sen şuna 100 lira diye bir tahminde bulundun. Evet, ama buna 25 lira mı diyorsun? Evet maalesef. Mami 24 kuruş yaklaştı arkadaşlar. Aa. 50 lira 14 kuruş. Ve geldik benim en sevdiğim ürüne. Neden? Çünkü bu markayı tanımıyorum. Sadece konuşu. Yaptığınız ayıp. Adam mesela gaming mouse demiş. Aynen. Tasarımdan yırtar belki. Bu da diyor ki ben burayı diyor boyadım. Bu diyor gaming klavye oldu. Ya şunu yaptın. Sağ ol. Şuraya bir Assassin's Creed basıp da. Şuraya profesyonel yazmak ayıp değil mi? Ya profesyonel nerede profesyonel oğlum? Çabuk gördüm. Belki gerçekten kalitelidir. Kaliteli olabilir. Ama profesyonel olmadığını ikimiz de eminiz bence. İnteraktif oyunlar için hassas mikrofon, uzun kullanımlar için tasarlanmış konforlu kafa bandı ve konforlu kulak yastığı, bu en sevdiğim. Vay. Ve farkındaysan profesyonel oyuncu kulaklığı. İnanmadın mı? Oğlum profesyonel oyuncu kulaklığı diyorum sana. Arkada burada da profesyonel oyuncu kulaklığı diyorum. Anlamıyor musun her? Yani her yerine yazmışlar anlayalım diye. Dış ses izolasyonu. Bunu yap kanka.
Ya belli şeylerle yapabiliyor. Tam noise cancelling gibi değil de dışarıdaki şeyi biraz bir tık izole eden teknolojiler var. Kanka bir şey diyeceğim. Ama bunda var mı bilmiyorum. Abi benim avuçlarımda bu özellik var kanka. Şunu yaptığımda dışarıdaki sesi biraz daha az alıyor. Metafora bak. Arka, şu anda ekran başındaki herkes öldü. Hayır bir şey diyeceğim. Hayır, ya şunu kulağımı taktığımda, şurayı kulağım değil dediğimde evet daha az ses alacağım. O zaman benim elim de var. Ben de mouse gibi kullanayım bunu. Böyle bir mantık olabilir mi? Hayır, elinde mouse sen tuşlu yok ki senin parmağında. Parmakların ucuna iki tane tuş taksan o zaman mouse gibi kullanır mıydım yani mantık olarak? Altında şey takmak. Ya oğlum onu mu diyorum ben? Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmak üzere üretilmiştir. Ben mesela bunun yurt dışına çıkınca ne olacak? Polis yakalıyor seni. Sınır dışı oluyor. Memur gelip tokat atıyor sana. Kutulama dandik. Allah. Şey, bu arada yine çizikli bir. Bunu acaba alıp insanlara iade mi ediyor sürekli oğlum ya? Oğlum bu ne? Solucan gibi lan. Çok üzgünüm ama tasarımı çok kötü. Şimdi hassasiyete özel kafa bandı olduğu için. Ben insanla yerinde olsam şu anda videoda çıktım. Bu zulme daha fazla katlanamam. Bir de kulağımda devasa bir şekilde Polo Smart yazıyor. Gerçi yazıyor mu? Aynen. Bu şeylerin co-pilotları var ya rallide. Ferrari'nin ekibi arkada böyle çalışıyor. Sen böyle yanında bir şeyler tuşlara bassan. Toto Wolff'un yanında. Yedirirsin yani. Bir şey diyeceğim şu kulaklığın kalınlığı yalnız. Ne kablosu lan? Fiber kablo düşüyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu kulaklık 2.2 metre değil hocam. Ben 1.85'im. Şu an görünmüyor değil mi Mami yukarı? Şuradan tam ölçüyü aldım arkadaşlar. Aha. Aha burada. 2.2 metre yazıyordu. İçindeki kablo miktarı da dahil bence. Şuradaki damar kablo miktarı da mı? Damar mı bu abi? Mikrofonun konumu mükemmel değil mi ya? Ağzına mı geliyor, gözüne mi geliyor? Sen sus, gözlerin konuş. Polo Smart profesyonel oyuncu kulaklığı. Fiyatı ne kadardır arkadaşlar? Tahminleri alalım. 80. 200. Sen çok mu zenginsin, çok mu? 69.90. Hayda. Fiyatı. 120 lira, 70 lira diyelim. Evet. 190, 230 aşağı yukarı, 280. Yani toplam hadi küsürler şunlar, bunlara çok matematik yok bende ama 300 liraya gaming seti almış oluyoruz. Şimdi bunları bir deneyelim istersen. Deneyelim. Bakalım nasıl performans verecek. Evet arkadaşlar kurulduk geldik. Gelmez olaydım, görmez olaydım. Konuyla alakası yok. Mouse'la klavyeyi. Mesaj kutusu var burada, bastım nereye gidiyor? Aa mail kutusuna gidiyor. Outlook mu açıldı? Home tuşuna bastım. Google Chrome açıyor. Güzel. Tamam, Google Chrome'un girişini açıyor. Burada alışveriş sepeti olduğunu düşündüm. Ha dosya. Dosya çizmeye çalışmış. Ha. Kitap makinesini açalım o zaman. Açıldı. Aha. CSGO açıldı. Klavye şu anda benim için abi okey. Niye? Çünkü üzerine verdiği bütün fonksiyonel tuşları sağladı. Müsaadenle ilk oyunu almak istiyorum. Bak. Aha. Makro tuşun olsaydı vururdu. Evet, kesin. O ilk headshot'ı kestin ama değil mi? Kestim. M4A1 aldık mı? Sağında. Adam vurdum. Bu arada sesler tok geliyor kanka. Bir şey oldu. Biri var burada. Yalnız sesi duydum ha, fark ettin mi? Evet, burada evet. Da var biri. Sesi duyabiliyorsan okey. Güzel bu arada ya. Ben beğendim. Alsana be. Sesler bu arada hakikaten geliyor. Bayağı iyi be kardeşim. Orada adam. Ciddiyim orada. Peki nasıl hissettiriyor oynarken? Güzel. Peki profesyonel oyuncu kulaklığı değil, mı? Değil. Öyle bir şey yok. Ama seslerini net olarak duyabiliyorum. Öyle bir şey var. Biraz sesini açayım mı kulaklığın senin için? Aç bakayım. Sesler patlayacak mı söylesene be. Aa. Dur. Bayağı patlıyor lan. Cızırtı şey yapıyor mu? Yok cızırtı yok. Bir tokluk var seslerde ama. Ya tabii bir profesyonel oyuncu kulaklığı kadar başarılı kesinlikle değil. O kadar oynadık oyunu. Ola yedek olduk hocam. Ses kaydetme deneyeyim hemen. Bunda başarısı oldu ama bizle alakalı olabilir. Evet şu anda sesimi arkadaşlar mikrofondan duyuyorsunuz. Bu videomuzda Ahmet'le birlikte sağ olsun geldi, videomuza konuk oldu. Ve internette satılan en ucuz oyuncu ekipmanlarını birlikte inceledik. Ahmet videoyu beğendin mi? Beğendim. Evet şu an bir de... Beğenmekten ziyade radyasyon olacağım diye çok korkuyorum ben. Buradan sesimi birebir böyle duyuyorsunuz. Ahmet'in dışarıdan konuşması. O şekilde geliyor. Monvi'de uzaktan sen konuş. Evet kaydı durduruyorum. Bir de dinleyelim bakalım nasılmış. Bence içinde mikrofon yok. Hatta... Şimdi bunu göreceğiz birlikte. Nerede kablo? Yok. Tamam ucu boş uzun yani o zaman. Ucu boş. Ne anlamı var o zaman? Nasıl yapacağız onu abla be? Bir daha konuşacağım dur. Evet şu an o mikrofon neyse şunu söktüm arkadaşlar. Yine konuşuyorum. Şu anda sesimi burada buradan duyuyorsunuz. Ahmet bir de sen konuş. Vallahi ne konuşayım? Böyle mikrofon Allah bela... Yani bak diğerleri için bir fiyat performans tamam ucuz dedik. Şunun için size bir ayıp demiştim. Bu yaptığınız iki kat ayıp diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Mouse okey bence. Şu sesleri biraz fazla ya. Gereğinden fazla geliyor şu sesler. Ama işte ışıklı. Hani dediğim gibi en azından tipine baktığınızda bir tık gaming mouse hissi var. Tipinde var da kendisinde olmayınca tipini ne yapacağız evet. Arkadaşlar ya? Al çöpe at ondan sonra. Klavye bence okey. Klavye de ben kötü sanmadım. Bir dakika klavye laf söyletmem. Klavye aşırı iyi abi. Şu tuşlardan da. Aynen abi aşırı iyi. Mesaj kutusuna basıyorsun şak geliyor. İlet tuşuna basıyorsun şak geliyor. Klavye okey ama bir gaming klavye mi? Değil. Şimdi sana soru soracağım. Evet, önce size soracağım arkadaşlar. Bu dördü arasından
Bir tanesini alacak olsanız hangisini alırdınız? Sen bir tane büyük ihtimalle klavye diyeceksin. Bu dördü arasından evet. iki tane alman gerekse hangisini alırsın? Zorunda mıyım? Zorundasın. Klavyeyi seçerim. İkinciyi de abi herhalde mousepad'i alırım. Mouse'suz nasıl oynayacağım bilmiyorum ama. Ben de mouse ve klavyeyi seçerdim bu arada. Klavye evet. ne olursa olsun en azından tuşları basıyor. Bir sektirmesi bir şey yok yani. Ama dediğim gibi şunlar renkli olmasın 80 liraya alırdım aynısını. Mouse da en azından mouse ve işte ışıklı mışıklı falan filan. Başka da maalesef ki bu ekonomide tam bir gaming mouse alamayacağımız için. Evet. Işıklı olması yine yeterli oldu. Mousepad üzgünüm benim için çok küçük kulaklara diyeceğim dedim zaten. Biraz daha konuşursam beni mahkemeye verecekler. O yüzden kulaklığa başka bir şey demiyorum. İnternetin en ucuz ürünlerini alacağımız serimiz devam edecek. Sonraki ürünlerimiz ne olsun bunu lütfen yorumlarda belirtin. Sizin isteğinize devam edelim. Eğer isterseniz Ahmet'le birlikte çekmeye devam ederiz. Ahmet radyasyon tedavisi gördükten sonra. Hayatta kalabilirsem eğer. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.